şimdi Boğaziçi konusuna da gireyim. Öncelikle Mansur Yavaş'ın yaklaşık ikinci seneye yaklaşıncaya kadar bir tane AK Parti ile, Milliyetçi Hareket Parti ile veya herhangi bir partili ile alakalı, İYİ Partili ve CHP ile alakalı bir tane siyasi demeci olmuş mudur? Kimse bunu iddia edemez. Halbuki siz alışkınsınız. Belediye başkanlarının yangına körükle gittiğini görmeye alışkınsınız. Belediye başkanlarının CHP'nin genel başkanına hakaret etmesi görevi esnasında. Hatta Tayyip Erdoğan'ı silerim diye görevindeyken genel başkanını adayıp ortaya çıkmasını ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapatılması gerektiğini, AK Parti'ye katılması yönünde açıklamalar yaptığını hatırlıyor olmanız lazım. Hatta biraz önce getirdiler. Şimdi onları tek tek burada yayınlayıp germek de istemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin öndeki yol çift yol olsun diye dilekçe verilmiş. Niye demiş, yani bir alaylı bir şekilde sizin tek bir yolunuz yok mu da çift yol istiyorsunuz gibi alaylı cevaplar verilmiş. Ben bunları gördüğüm için belediye başkanı asla siyaset yapmamalı. Sosyal medyayı da sadece ve sadece iletişim yoluyla kullanmalıdır diye açıklamalar yaptım ve aynen devam ediyorum. Geliyorum Boğaziçi ile ilgili açıklamaya. Şimdi bir defa şuradan yanlış gidiyorsunuz. Ben rektöre istifa ettirin diye kimseden talep etmedim. Rektörün herhangi bir şekilde veya şunun bunun haklı olduğuna tartışmasına da girmedim. Yazılı olarak nasıl olsa bu soruya muhatap olacağım diye getirdim. Ben şunu anlamıyorum, yazıda kabullenmediğiniz yer neresidir? Bunu bakın göreceksiniz yakında, AK Parti'ye yakın yazarların da birçoğunun kendisini istifaya davet ettiğini göreceksiniz. Neden? Her şeyden evvel ülkenin huzuru açısından ve durduk yere bir sürü tartışmalıyor. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ülke kaygısıyla, yani Ankara'ya sıçraması nedeniyle, Ankara'ya sıçradıktan sonra bu açıklamayı yaptık. İtidal, olgunluk ve feragat önerdiğim bu mektup kendi adıma Avukat Mansur Yavaş olarak yayınlanmıştır. Bu mektubu sadece bir istifa çağrısı olarak nitelemek ve şahsımı genel siyasete bulaşmak haksızlıktır. Devam edeceğim. Okumuyorum. Okuyayım istiyorsanız. Okumayacağım. Her kelimenin titizlikle seçildiği bu mektupta Rektör Bey artan gerilimin düşürülmesi için fedakarlığa davet edilmiştir. Çünkü ülkeyi sarma ihtimali olan provokatif yangına karşı tansiyonu düşürücü bir yöntem önerilmiştir. Zaten gerginlikten ve kutuplaşmalardan yorulmuş olan milletimiz adına fedakarlığın Sayın Bulu'ya düştüğü hatırlatılmıştır. Terör örgütlerinin ve provokatörlerinin fırsat kolladığı bir ortamda ülke sorumluluğu taşıyan, olayların yayılma riskine karşı endişe duyan, birlikten ve kardeşlikten yana olan herkese görev düşmüştür. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı hem de vatandaş olarak bu görevimi son derece makul bir üslupla yerine getirdim. Benim çocuklarımız incinmesin, insanlarımız yeni bir gündemle kamplaşmasın, terör örgütleri aradıkları iklimi bulamasın diye aldığım sorumluluk genel siyasete ilişmek değil, ülke kaygımın bir gereğidir. Terör örgütleriyle savaşırken bir askerimiz şehit düştüğünde veya ordumuz büyük bir operasyona başladığında kalbimizden gelen sesleri de bazen acıyla, bazen gurur ve sevinçle paylaşıyoruz. O zaman da mı siyaset yapmış oluyoruz? Lütfen bu konuda adil olalım. Saygınlıkla karşılanması gereken davranışlarımızı karalamak için kendimizi küçük düşürmeyelim. Yani önceki belediye, bakın gerginlik olmasın diye yayınlamıyorum. Yayınlasanız eminim ki sizler de rahatsız olacaksınız. Esas siyaset bizim yaptığımız değil, sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır. Ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur. Arkadaşlar, ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye de devam edeceğim. İçinizde sen siyaset yapıyorsun, sana çok oy çıkan şu köye internet götürdün, az oy çıkan şu köye internet götürmedin veya geç götürdün diyebilen var mı? İçinizde
Sen siyaset yapıyorsun. Sana çok oy veren şu semte pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Daha az oy çıkan şu semti dışlıyorsun diyebilen var mı? Ben belediye başkanı olursam sosyal yardımları keseceğini söyleyenlere soruyorum. Siyaset yaptığımı, ayrımcılık yaptığımı, ekmeği, çorbayı, kömürü partizanlığa göre dağıttırdığımı yüzü kızarmadan söyleyebilen var mı? İşinizde siyaset gereği imar işlerinde ayrımcılık yaptığımızı ağzına alabilen var mı? Sesimi kesme Nihat. Varsa bir şey ispatıyla gelir, şöyle bir ayrım yapıyorsun der. Ben bir dakika, lütfen ya. Bak ayrım yapacak olsam şimdi Akyurt'un su problemini hallediyorum. Şimdiye kadar yapılmış, ben yapıyorum. İçinizde sen siyaset yapıyorsun, belediye başkanı olduktan sonra şu parti veya liderini eleştirdin, şu parti veya liderine iftira attın, şu parti ve liderine ayrımcılık yaptın, medyadan veya sosyal medyadan mesaj verdin diyebilen var mı? Soruyorum, bunların bir tekine şahit oldunuz mu? Olmadınız. Çünkü benim işim, görev alanım Ankara ve Ankaralılar. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanlık sözüne sadığım. Arkadaşlar, belediyecilikte siyaset nedir biliyor musunuz? Eski başkanın yaptığını yapmaktır. Esas görevini bırakıp burayı tekrar etmiş oluyorum. Sabah akşam tweetlerle siyaseti dizayn etmeye kalkmaktır. Muhalefet parti ve liderlerine laf yetiştirmektir. O da yetmeyince kendi partilileriyle düşmanca atışmaktır. Hepiniz bunlara şahit oldunuz. Bu belediye halkın beklediği, bekleyen hizmetlerinden yüz çevirip başka siyasi partilerin iç işlerine karışan, o partilere genel başkan atamaya kalkan belediye başkanı gördüm. Ülkeye barış gelirse MHP biter diyen, bir başka zamanda MHP kapansın, AK Parti'ye katılsın diyen bir belediye başkanını gördüm. Arkadaşlar, benden bu veya benzeri en küçük bir siyaset iması duydunuz mu? Böyle bir hassizlik ve nezaketsizlik yaptığıma şahit oldunuz mu? Herhangi bir partinin iç işine karıştığım, onun genel başkanına laf yetiştirdiğim olmuş mu? Gerçek şudur, belediyecilikte siyaset, hizmet götürürken oy veren vermeyen ayrımı yapmaktır. Arşivler ortada. Ne deniyordu? Seçimlerden önce söylemiştim, hizmet götürmeye tabii ki en çok oy verenden başlayacağım. Biz en acil ihtiyaçlardan başlıyoruz. Faaliyet raporunuzu göreceksiniz. İnşallah açıktan akan kanal kalmayacak şekilde tüm köylere su depolarıyla beraber tümünün ihalesini çıkıyoruz. Bir gün bile elimize seçim sonuçlarını almadık. Nereden işe başlayacağız diye. Çok şükür bizim Çayyolu az oy vermiş, oraya kötü otobüsler verelim. Çankaya'dan bize az oy çıkıyor, asfaltı geciktirelim gibi saplantılarımız olmadı. Biz bütün Ankara'yı bir gördük, bir görmeye de devam edeceğiz. Belediye siyaseti öyle gerektiriyor gibi ruh hastalığına saplanıp kimseyi ikinci sınıf hemşerimiz olarak da değerlendirmeyeceğiz. İşe siyaset katmak nedir arkadaşlar? Neyse, Murat Köse'nin yaptığını yapmaktır diye yazmış. Çünkü tüm tweetlerinde siyasi şeyler var ama o da onun yoğurt yiyişi. Ona da açıkçası karışmıyoruz. Hem siyaset yapacaksın hem bunun maliyetini belediyenin, yani devletin, milletin sırtına bindireceksiniz. Ve bütün bunları hiç çekinmeden, eleştirilere hiç kulak asmadan yapan bir irade, benim tamamen ülke kaygısıyla Boğaziçi Üniversite Rektörü Melih Bule'ye yaptığım sorumluluk ve fedakarlık çağrımı elbette anlayamaz. Bakın, Yusuf Has Hacip ne diyor Kutatlı birlikte? Ok düz olmasaydı doğru gitmezdi. Takdir milletimizin, bunu millet takdir edecek siyaset yapıp yapmadığımızı. Söz konusu mektupta kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin. Bakın, milli görevden mahrum etmeyin. Böylece fedakarlıkta tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun diyen birisi herhalde genel siyasete karışmış olmaz. Şimdi seçilmişin istifasını istemek size ait bir husustur. Seçilmiş belediye başkanlarınıza istifa ettiniz ve ettiler. Bizde böyle bir şey yok. Eğer bugün geri dönme denen, geri çağırma diye bir usul var Avrupa'da, dünyanın bazı yerlerinde. İnsanlar oy verdiği belediye başkanına yeterli imzayı bulduğu zaman, ki Amerika'da bu gerçekleşmiştir, geri çağırma diye bir husus olur ve geri çağırırsın. Biz senden memnun olmayız diye
O da açıkçası ayrılır gider. Dolayısıyla benim asla ve asla ben bu şeyin sonu gelmez. Ben yarın konuşun, bir daha konuşun. Ben özellikle şunu tekrar ediyorum. Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Benim bir tek derdim var. Ankara'ya herkese ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet etmekten başka bir çarem yok. Başka bir gayretim yok. Önümüzde 13 Şubat ve Gayip Kandili var. Onu kutluyorum. Geçtiğimiz aylarda yine şehitler verdik. Allah'tan rahmet diliyorum ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şunu da reddediyorum. Kabe-i Muazzama'yı orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabulleneceğiz. Bunu ima etmeniz bile sizin neyse bilmem neyinize yakışır diye söyleyeceğim de söylemiyorum hadi. Yani şöyle, hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir. Dolayısıyla değerli meclis üyeleri, Şubat ayı olağan meclis toplantısının... Sayın Başkan. Ya Nihat bırak. Sayın Başkan. Olur, niye olmasın? Sayın Başkan. 119 İsminizi geçirerekten bir şey söylediniz. Sayın Başkan. 9 Şubat. Söz istiyorum. Sen ne yaptın dün gördük Murat Başkan. 9 Bakın, Şubat. Biz Sayın Başkan biz Salı bunları... Saat 17 buluşmak üzere birleşimi kapatıyorum. Biliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sizin yaptığınız açık apaçık siyasettir. Aynısını yaptım. Ben bir tane